Tarihi olarak bakıyorsunuz Somuncu Baba'ya nerelere gitmiş? Şam'a gitmiş, Şam'da okumuş, Şam'da bir manevi terbiyeden geçmiş, Tebriz'e gitmiş, Erdebil'e gitmiş, Anadolu topraklarında dolaşmış, Bursa'da Ulu Cami'nin açılışına bizzat tanıklık etmiş, tanıklıktan öte Ulu Cami açıldığında orada ilk vaazı, ilk sohbeti yapan kişi kaynakların bahsettiğine göre bizzat Somuncu Baba'dır. Cami yapılmış. Somuncu Baba'yı kimse bilmiyor. Somuncu Baba kendini sırlamış. Hakikat erleri mahviyetkârâne davranırlar, müstanidirler. Sırrı fahş etmek istemezler, pek fazla ortaya çıkmak istemezler. Çünkü onların söyledikleri söz kelamdır. O kelamın yere düşmemesi lazım. Söylenen sözün yaşantıya geçirilmesi, tecrübe edilmesi lazım. Sözü ehline söylerler. O yüzden kendilerini saklarlar. Mahseme doğru çıkarken hemen orada solda bir fırın var. Somuncu Baba fırını. Hali hazırda vardır orası. Orada pişirdiği ekmeklerini alır. Ulu Cami inşaatı esnasında işçilere getirir. Somunlar, sıcak somunlar geldi. Müslümanlar diye nida eder. Bu ekmekleri dağıtırmış. Ekmekçi koca, etmekçi koca yahut Somuncu Baba namıyla anılmasının sebebi budur. Asıl idin ismini bile örtüyor. Asıl ismi Hamid, Şeyh Hamidüddin yani Hamidüddin ama onu kimse bilmiyor. Somuncu Baba olarak biliyorlar. Öylesine sırlamış kendisini. Öylesine müstani. Yıldırım Beyazıt damadı ve aynı zamanda manevi rehberi olan Emir Sultan'a ki Emir Sultan Hazretleri de bir seyyittir. Bizzat Hazreti Peygamber'in, Efendimiz'in işaretiyle kalkıp Bursa'ya gelip yerleşmiştir ve orada hizmet etmiştir. Ulu Cami açılınca burada vaaz etmenin, ilk konuşmayı yapmanın ona uygun olduğunu söyler. Der ki ilk vaazı siz yapın der. Ve fakat Emir Sultan, eyvallah sultanım emriniz olur fakat bu şehirde büyük bir sırrı kamil var. O varken ben konuşamam, o konuşsun der. Ve işte o zaman sır faş olur. Görev Somuncu Baba'ya tevdi edilir. Orada Fatiha'yı tefsir eder. Öylesine tefsir eder ki herkes şaşırırlar. Ya bu ekmek satan adam, bu ekmekçi adam bu kadar büyük bir alim miymiş? Bu kadar büyük bir arif miymiş? Şaşırıp kalırlar. Büyükler bilirler, şöhret afettir. Esas olan kalp huzurudur, gönül huzurudur. Kalabalık yalnızlıktır esas olan. O yalnızlık içerisinde bir şeyler ortaya koymaktır. Kuşeyi vahdeti ihtiyar eder bunlar. Sır faş olunca da Bursa'yı terk ederler. 1412 yılında da geride iki tane kıymetli evlat bırakarak ve bir de manevi evlat Çağan Kutbu Hacı Bayramı Veli'yi bırakarak Beka semtine 1412 yılında Darende'de göçerler. Allah rahmet eylesin Cenab-ı Mevla bunun gibi kamil insanlardan olmamızı bize nasip eylesin. Evlatlarımızdan Somuncu Baba'nın ruhaniyetine uygun insanları yetiştirmeyi bize nasip eylesin.